Medya Koridoru'ndan herkese merhaba. Off the Record'un bu bölümünde 28 Mart 2019 tarihinde Elazığ'daki evinde ölü bulunan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi, aynı zamanda bölgenin yerel televizyonu Kanal 23'te Maksat Gezmek isimli programın sunucusu Kazakistan uyruklu Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümünü konuşacağız. Yeldana'nın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti ama sonradan ortaya çıkan gelişmeler bize bazı soru işaretleri getiriyor önümüze. Bu soru işaretlerinin hepsini gazeteci Baransel Ağacay ile konuşacağız. Baransel, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi yayınlar diliyorum. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bir şey için daha teşekkür etmem lazım. O da şu. Biliyorsun yeni bir olay değil bu. 2 yıldır çözülemeyen ve üstü kapatılan bir olay. Dolayısıyla her türlü engellemeye rağmen sen gazetecilik vicdanıyla hareket edip bu olayın üzerine gittiğin için ben sana bir gazeteci meslektaşın olarak teşekkür ederim. Bizim haber sitemizde de aynı şekilde engelleme gelmişti yaptığımız haberlerden dolayı. Biz de bir şekilde bu olayı araştırmaya çalıştık ama maalesef pek bir bilgiye ulaşamadık. Ama senin ulaştığın bilgiler hem gazetecilik vicdanı açısından hem de bu olayın aydınlatılması açısından büyük önem arz ediyor. Senden şöyle bir ricada bulunacağım. Bize en başından bugüne, yani bu 2 yıl içerisinde neler yaşandı? Özetleme imkanı var mı acaba? Tabii. Şimdi hepimizin bildiği gibi Yeldana Kaharman 2019 yılında hayatını kaybetti şüpheli bir şekilde. Ve bu ölüm aslında ilk zamanlarda Elazığ'da yerelde şüpheli olarak zaten biliniyordu. Sonrasında Elazığ'daki yerel kanallar da tıpkı Yeldana Kaharman'ın çalıştığı Kanal 23 gibi bu ölümdeki şüpheli ibaresini kaldırdı ve kısa bir süreliğine gündemimizden çıktı Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü. Fakat sonrasında gazeteci Sedat Sur Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne dair önemli iddialar ortaya attı ve bu iddiaların bölgedeki kaynaklara dayandığını belirtti ve konu üzerinde çalışırken gördüğü baskının hemen akabinde ülkeden çıkmak zorunda kaldı, ayrılmak zorunda kaldı. Fakat bu ara ara Yelda'nın şüpheli ölümü ara ara ülke gündeminde, daha doğrusu sosyal medyada önümüzde çıktı, karşımıza çıktı ve günümüze kadar geldi. Şimdi ben kişisel olarak Yelda'nın şüpheli ölümüyle 4 aydır ilgileniyorum. Fakat ülkemizde ise son bir haftadır, bir ya da 1,5 haftadır Sedat Peker adlı mafya lideriyle daha çok bu ölüm gündeme geldi. Şimdi ben öncelikle bir rahatsızlığımı dile getirmek istiyorum senin de aracılığınla. Seve seve. Şimdi bir gazetecinin kendi araştırdığı şüpheli ölümün ülke gündeminde olmasından rahatsız olması gibi bir durum kesinlikle söz konusu olamaz. Ben sadece mutlu olurum bu ölüm daha fazla konuşuldukça. Çünkü bütün derdim Yelda'nın hayatını nasıl kaybettiği, bu hayatını kaybettiği sürece nasıl gittiği veyahut da sürüklendiği. Ben bunun aydınlatılması için bir gazetecilik faaliyeti yürütüyorum. Fakat bugün bir çete liderinin, bir mafya liderinin başka bir mafya lideriyle girişmiş olduğu mücadelenin bir konusu olarak Yeldana Kaharman soruşturma açılmadığı takdirde bilemeyeceğimiz iddialarla gündeme geliyor. Bu neyi kastediyorum? O da şu. Şimdi Sedat Sur aslında Sedat Peker'in da belirttiği şeylerin tamamını bir yıl önce dile getirdi ve kaynaklarım var dedi. Kaynaklara dayandırıyorum ben bu iddialarımı dedi. Evet, çok özür Evet. dileyerek orada bir araya girebilir miyim? Ben de bir ekleme yapmak istiyorum Baransel, Tabii. bununla alakalı. Meslektaşımız Sedat Sur, o dönem Fırat Haber Ajansı'nın ANF'de çalışan bir muhabirdi ve 2020 yılında o tweetleri atmıştı. Dolayısıyla ben organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videosunu izlediğimde yeni bir şey mi söyleyecek acaba sorusuyla izledim. Ama bu sorunun cevabını da alamadım. Çünkü birebir Sedat'ın attığı tweetlerin aynısını tekrarladı aslında.
farklı hiçbir şey söylemedi. İkinci videosunda da, ilk videosunda da. Dolayısıyla bu konuyu gündeme asla ve asla Sedat Peker getirmemiştir. Yani bunu önce gerçekten düzeltmemiz lazım. Dolayısıyla hal böyle olunca karşımıza sanki yeni ilk kez gündeme geliyormuş gibi bir durum çıktı. O yüzden bu düzeltmen için de bir kere daha ben sana teşekkür ederim. Bir de bu işin şöyle bir yanı var. Türkiye'de uzun yıllardır mafya üzerine yapılan haberler, mafya üzerine yazılan kitaplar, mafya üzerine çekilen filmler diğerlerine göre daha çok rağbet görür. Şimdi şeyi anlarım. Ana akım medya, daha doğrusu yandaş medyada bunun bu şekilde yer almasını anlarım, ama alternatif medyada da aynı şekilde Sedat Peker'in ifadeleri daha fazla yer bulmaya başladı. İfadeler daha fazla yer bulmasından daha rahatsız edici olansa Sedat Peker'in düzlemi daha fazla yer bulmaya başladı. Nedir o düzlem? Şimdi Sedat Peker'in belirttiği iddiaların tamamı, ortaya attığı iddiaların tamamı ancak ve ancak bu soruşturma dosyası yeniden açıldığında değerlendirilebilecek iddialar. Örneğin ağır bağlantısı, örneğin tecavüz iddiası, örneğin Burak Soylu'nun daveti, örneğin Pertek Jandarma Karakolu'na gidildi mi gidilmedi mi? Biz bunları nasıl öğrenebiliriz şu andan? Şu andan hiçbir şey söyleyemeyiz bunlarla ilgili. Ama bu soruşturma dosyası açılırsa HTS kayıtları var mı yok mu bakarız. Yoksa talep edilir, elde edilir. Yeldana Kağarman'ın telefonu Pertek Jandarma Karakolu'na yakın bir noktadan sinyal vermiş mi, vermemiş mi? Tolga Ağar'ın telefonu vermiş mi, vermemiş mi? Bunların Evet. hepsi ortaya çıkar. Örneğin adli tıp raporu, benim ulaştığım belgelerde biyoloji raporu yok. Şimdi tecavüz olup olmadığını ortaya çıkartacak olan şey biyoloji raporunun incelenmesi Şimdi ve bu şöyle, incelemenin sonucunu elde edeceğimiz sonuç. evet, şöyle yapalım mı dilersen? Ben biraz sırayla ilerlemek istiyorum ki çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Sen güzel güzel anlatıyorsun bu arada, bir kere daha onun için de teşekkür ederim. Tane tane kamuoyuna anlatıp bilgilendirmeye çalışıyorsun ama yanlış bilgiler de var, kafa karışıklığı da var. O yüzden böyle kronolojik sıraya göre ilerlemeye çalışıyorum ki daha anlaşılır olsun diye. Dedim ya, işte 2 yıldır aydınlatılamayan bir durum vardı ortada. Ne avukatlar dosyaya ulaşabildiler, ne de haberi işte araştıran gazeteciler bir şekilde ulaşabildiler. Ama sen çok önemli bir belgeye ulaştın, o da otopsi raporu. Onun bize detaylarını anlatabilir misin? Otopsi raporunda bazı çelişkiler var çünkü. Şimdi bu şüpheli ölümün üzerine ilk gitmeye başladığım andan beri zaten bölgedeki insanlarla iletişim halindeyim. Ben de zaten o bölgenin insanıyım, Malatyalıyım. Elazığ'da da kendi kişisel bağlantılarım var. Bu kişisel bağlantıların yanı sıra çok fazla insanla da Yeldana Kahraman'ın şüpheli ölümü üzerine görüştüm. Bunlar içerisinde sağlık çalışanları, emekli polisler, öğrenciler, Yelda'nın yakın arkadaşları, yerel medya çalışanları, bunların hepsiyle görüştüm tek tek. Ve genel olarak bu şüpheli ölüme dair, bu şüpheli ölümü daha doğrusu gündemde tutan temel iki iddia vardı. Onlar da şunlardı. Ya Yelda'na hayatını kaybetmeden önceki gece alkol almıştı. Ve yine Yelda'nın hayatını kaybetmeden önceki gece bacağında morluklar görülmüştü. Ama bunlar adli tıp raporunda yer almıyordu. İddia buydu. Şimdi elimizde adli tıp raporu olmadığı için bu iddia doğru mu değil mi bilemiyorduk. Adli tıp raporuna ulaştığımda ilk baktığım şey bu oldu. Önce toksikoloji raporuna baktım. Alkol bulunmuş mu bulunmamış mı diye kanda. Aynen şu ifade geçiyordu. Uyuşturucu madde ve alkol arandı fakat bulunamadı yazıyor toksikoloji raporunda. Aynı şekilde otopsi muayene raporunu incelediğimde de ölü muayene raporunu incelediğimde de alın bölgesi dışında herhangi bir yerde herhangi bir morluğa rastlanmadığı belirtiliyordu. O alın bölgesine de birazdan geleceğim. Fakat şöyle bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Elazığ'da bu konuya dair kime ilk başta ulaşmaya çalıştıysam hiçbirisi konuşmaya yanaşmadı. Yani son günlere kadar daha önce bu mevzunun üzerine yani Yelda Ana Kağarman'ın şüpheli ölümü üzerine giden
gazeteci arkadaşlarımla da konuştuğumda duyduğum şey hep aynıydı. Yani hiç kimse konuşmaya yanaşmıyor. Herkes korkuyor, çekiniyor. Çünkü bölgenin ve derin devletin önemli isimlerinden Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'ın adı geçtiği için hiç kimse Evet. konuşmaya cesaret edemiyor Şöyle diyorlar. o noktada da iddiayı hatırlatalım mı tekrar? AKP milletvekili Tolga Ağar hangi iddiayla gündeme gelmişti bu olayla ilgili? Şöyle iddia şu. AKP milletvekili Tolga Ağar Yeldana Kaharman'ı röportaj için Pertek'e çağırıyor ve bir iddiaya göre Pertek'te tecavüz girişimine maruz kalıyor Yeldana Kaharman. Sonrasında jandarma karakoluna gidiyor ve jandarma karakolunda şikayetçi oluyor. İşin içinde Ağar soyadı olduğu için karakol komutanı derhal jandarma genel komutanlığına haber veriyor. Oradan Ağar'a ulaşılıyor ve yine bir iddiaya göre askeri bir helikopter gelip Tolga Ağar'ı bölgeden uzaklaştırıyor ve Yeldana Kaharman'ın da şikayeti işleme koyulmadan kendisi evine gönderiliyor. İddia bu yöndeydi. Şimdi bu iddiaya dediğim gibi bunlara, bu bağlantılara, olayın bu boyutuna sadece ve sadece dosyanın tüm belgelerine erişebildiğimiz zaman bir şey diyebiliriz. Çünkü benim erişebildiğim belgeler arasında bunlar yok. Yani HTS kayıtları yok. Savcılık gerçekten bu soruşturmayı yaparken HTS kayıtlarını istedi mi? İstediyse kaç günlük istedi? Onu da bilmiyoruz. Şimdi otopsi raporundaysa bambaşka bir çelişki daha var. Savcılık soruşturmasını daha da şüpheli kılan. Çelişki demeyeyim. Bir ifade, bir tespit var ve bu tespit savcılık soruşturmasını oldukça şüpheli kılıyor. O da şu. Yeldana Kaharman'ın alın bölgesinde toplamda 3 farklı noktada bir tanesi 3,5 santim gibi büyük bir alan olmakla birlikte darbe izleri var. Yani ekimoz alanları var. Yeşilimtırak ekimoz alanları saptandı diyor otopsi raporunda. Sonrasında o bölgeyi açıyorlar klasik otopsiye geçildiğinde. Ekimoz alanlarının hemen altında kanama izlerine rastlandı deniliyor. Bu da şu demek. Şimdi yeşilimtırak ekimoz demek Yelda'nın hayatını kaybettiği gün bu darbenin olmadığını, gerçekleşmediğini gösterir. Yani bu darbeler Yelda'nın hayatını kaybetmeden 4, 5 veya 6 gün önce olmuş. Bu kişinin vücuduna göre değişebilir bu arada. 7 gün veya 8 gün de olabilir ama daha fazla olamaz. Yani son bir hafta içerisinde olmuş olması lazım. Ve 3 farklı nokta olması demek şunu gösteriyor. 3 farklı noktada darbe var demek. Kanama olmasıysa yani hala bu kadar gün geçmesine rağmen kanama izlerine rastlanıyor olması da bu darbelerin orta şiddetli olduğunu gösteriyor. Bunları ben değil, adli tıp uzmanları söylüyor bu arada. Bu Fakat arada sen bu otopsi raporuna ulaştığında bir dizi adli tıp uzmanıyla görüşme sağladın, değil mi? Yorumlattırdın sanırım raporu. evet, özellikle ilk başta olmasa da sonrasında bana Türkiye'nin çok değerli adli tıp uzmanları ulaştı ve onlarla birlikte tekrar inceledik. O incelemenin sonunda da tekrar onların yorumlarıyla birlikte yeniden bir paylaşım yaptım ben. Zaten savcılık soruşturmasını daha da şüpheli kılan kısım işte burada başlıyor. Bütün adli tıp uzmanları diyor ki ya bu darbelere dair neden hiçbir ifade yok, hiçbir ayrıntılandırma yok. Yani bir adli tıp uzmanı bunu görür de neden bunun üzerine bir ayrıntılandırma gereği duymaz? Bu bir. İkincisi bu otopsi raporunu savcı incelemiyor mu? Çünkü aynı gün, burası daha kritik, aynı gün bir ihbar var. O ihbar da şu, Yeldana Kaharman hayatını kaybettiği gün saat 5.30'da bir tane kadın Kahramanmaraş'tan Elazığ'da polisi arıyor. Ve şunu söylüyor. Yeldana Kazakistan kökenli bir uyuşturucu çetesi tarafından tehdit ediliyordu. Bana göre intihar ettiyse onlar sürükledi. Ama ölümünde onların parmağı da olabilir, cinayet de olabilir. Lütfen bunu araştırın diyor polise. Şimdi polis de bu kişiye diyor ki gelin ifadenizi verin madem öyle. O da diyor ki can güvenliğimden kaygılıyım o yüzden gelemem. Lütfen bunu zabıt altına alın. Ve bu işin peşine düşün diyor. Şimdi Çok polis de bir önemli. daha arıyor. Evet, polis de bir daha arıyor kendisini. Ve sistemden kaydını buluyorlar. TC kimlik numarasına kadar hepsini tespit ediyorlar. Bu da dosyada var bu arada. Ve Elazığ'da bir evde oturduğunu
tespit ediyorlar. Eve gidiyorlar. Fakat babasıyla karşılaşıyorlar bu kişinin. Babasının şüpheli hareketlerinden sonra kimliğini istiyorlar ve o kişiyle akrabalık ilişkisi olduğunu ortaya çıkarıyorlar ve soruyorlar, yani niye bize doğru bilgi vermiyorsun diye. Babası şunu söylüyor. Ya benim kızım daha önce haksız yere cezaevine girdi çıktı, yine başına bir şey gelsin istemedim. O yüzden söyledim diyor. Şimdi işin bu kısmıyla biz ilgilenemeyiz. Yani haksız yere mi, haklı yere mi ne oldu bilmiyoruz ama nihayetinde şöyle bir şey var. Geçmişte bir cezaevi geçmişi olmasına rağmen bir kadın bütün riskleri alıp o gün polisi arıyor ve böyle bir ihbar yapıyor. Bu Yedane Kaharman'ın şüpheli ölümünde kritik, çünkü hiç kimse, sevgilisi dahil, hiç kimse ilk günlerde konuşmaya cesaret edemiyor. Bu önemli. Savcının kesinlikle bu ihbarın olmasa bile, diyelim ki ihbar soruşturmayı şaşırtmak için yapıldı. Bilmiyoruz. Ya yani hiçbir şey bilmiyoruz. Her şey spekülasyon olabilir. Ama nihayetinde savcının elinde bir otopsi belgesi var. Otopsi raporu var. Ve bu otopsi raporunda diyor ki Yeldana ölümünden birkaç gün önce başına 3 farklı noktadan, bir tanesi 3,5 santim olmak üzere orta şiddetli darbe aldı diyor. Şimdi bir savcı bunu araştırır. Ne için araştırır? İntihar ifadesini koydurdun oraya, rapora. İntihar etti, öldü dedin. Bu şu demek. İntihara sürüklenmiş olabilir bu insan. Sen savcı olarak bunu araştıracaksın. Neden intihar etti? Yani bu soruşturma sonuçta genelde şöyle olmuyor. Bir insan bıçaklandı deyip kapatılmıyor. Niye bıçaklandı? Neden oldu? Hani neden o insanı bıçakladı? Hani değil mi? Bir insan intihar ettiğinde de böyle olur. İşte sevgilisiyle sorunları vardı. Veyahut da işinde çok mutsuzdu falan filan. Bunlar, yani bunları spekülasyonun ötesine götürecek olan bir hukuki soruşturmaya ihtiyacımız var. Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümünde ise çok ilginç bir şekilde her şey apar topar kapatılıyor. Ve daha da ilginç bir ayrıntı vereceğim burada. Saydım değil mi? 3 tane şüpheli durum saydım. Alkol almış Yeldana, raporda alkol yok. Bacağında morluk var Yeldana'nın, raporda yer almıyor. Darbe var alnına Yeldana'nın 3 farklı noktadan ama bu darbelerin izi sürülmemiş. Bu 3 şüphenin üstüne bir de şöyle bir şüphe ekleniyor. Otopsi raporunu hazırlayan uzman doktor Selma Düzer, 2009 yılında Hozat'ta, Tunceli Hozat'ta, yine o bölgede bir şüpheli asker ölümünün araştırılması sürecinde otopside delil karartmak şüphesiyle soruşturma geçiriyor. Şimdi bu dosyadaki şüpheleri bir kat daha artıran başka bir faktör. Başka insan mı yok da böylesi bir şüpheli ölümde Yeldanlı gibi yaptığı program nedeniyle Elazığ'da bilinen genç bir kadının şüpheli ölümünde neden otopsi işi Selma Düzer'e verildi? Yani bu soruları sormak bir kere onurlu bir gazetecinin en başat görevi ama aynı zamanda bu soruşturmayı yapan insanların da dikkat etmesi gereken bir şey bu. Yani Yani bu ayrıntıya dikkat etmek zorundalar. Baransa en başta zaten bir kamuoyuna hiçbir tatmin edici açıklama yapılmıyor. Ama ondan daha önce yerel basın, yani koskoca yerel basın, bir sürü gazete, televizyon var orada. Tek bir tane haber yok. Ölümünden sonra Yeldana ile ilgili yerel basında tek bir haber yok. Sadece işte dediğimiz gibi. Kendi çalıştığı Kanal 23, ya şöyle ilk gün giriliyor aslında. Evet evet Sonra yok, o ilk gün giriliyor. Ben şunu ha. anlatmaya çalışıyorum. Şimdi öldüğü gün yapılıyor haber. Ben de birkaç haber sitesini taradım. Hatta bazılarında intihar şüphesi olarak geçiyor ilk anda haber. Sonrasında, hatta çok çok sonra, asılı olarak mutfakta asılı olarak bulunduğu şeklinde ibareyle geçiyor. Kanal 23 ile ilgili detayı sen aktaracaksın biliyorum. O lafı sana vereceğim ama ben şundan bahsediyorum. Düşünsene, küçük bir yer burası. Anadolu şehri. Yani küçük yerde böyle şeyler daha çok konuşulur ve üzerine gidilir ki yerel basın da bu tarz olaylarda daha çok heyecanlıdır. Heyecanla takip eder böyle olayları. Gazetecilik heyecanıyla. Dolayısıyla
Böyle bir şeyin olmamış olması, yani sanki bir olay hiç yaşanmamış gibi sonrasında haber takibi yapılmaması çok büyük soru işareti. Hatta bir soruşturmanın yürütüldüğünden bile haberdar olamamız ki bu olay, düşünsene böyle bir olayda soruşturma yürütürken yerel basına hiç bu yansımaz mı, soruşturuluyor ya da dosya kapatıldı diye. Hiçbir şey yok. Yani bunlar en baştan zaten çok büyük soru işaretleri. Lütfen sen devam et, lafını böldüm. Daha beterini söyleyeyim. Yani tüm Türkiye çalkalanıyor Elazığ'da geçen bir olayla ilgili. Siz Elazığ'da gazetecilik yapıyorsunuz ve yani hiçbir şey yazmıyorsunuz bu konuda. Mesela bizi izleyen seyircilerimize de söyleyeyim. Bir girsinler Elazığ'da yerel basın bu konuyla ilgili ne yazmış. Bir baksınlar. Yani Jandarma Genel Komutanlığı'nın, savcılığın ve Tolga Ağar'ın açıklamaları dışında Red nelere hızlıysa. yer... Ya nelere yer verilmiş bu dosyayla ilgili bir baksınlar ve gazetecilik nasıl yapılır, nasıl yapılmaz diye gerçekten iletişim fakültelerinde ders niteliğinde bir sınav veriyor şu an Elazığ'ın yerel basını. Onu söyleyeyim. Yani yerel medya nedir, yerel gazetecilik nasıl yapılır? Yani bunun eğitimlerinde, derslerinde kesinlikle okutulması gerekiyor. Çünkü yerel gazetecilik sadece yerel bağlar demek değildir. Haberin üzerine gitmek demektir. Yerel bağlar üzerinden haberden vazgeçmek hiç değildir. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Tabii ki ne tür baskılar görüyor oradaki meslektaşlarımız, ne tür tehditler alıyor bilmiyorum. Kimler tehdit ediyor onu da bilmiyorum. O yüzden burada kimseyi zan altında bırakmak da istemem ama bizi izleyen seyircilerimizin takdirine bırakıyorum olayın bu kısmını. Sadece şunu söyleyebilirim. Hani tabii ki bilenler vardır, bilmeyenler vardır. O yüzden tekrar etmekte fayda var. Yelda Ana Kaharman Kanal 23 adlı bir kanalda çalışıyordu ve Maksat Gezmek adlı bir program sunuyordu. Öncelikle bu programın müdürü Esra Soylu, şu anda da yanılmıyorsam kanalın müdürü olması lazım. Yanılıyor olabilirim. Esra Soylu bir kadem yöneticisi. Yani AKP'nin kadın örgütlenmesinin en tepesindeki isimlerden biri. Aynı zamanda Burak Soylu'nun kardeşi. Burak Soylu Har Grup'un sahibi. Kanal 23'ün de sahibi olan Har Grup'un sahibi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektup arkadaşı ve AKP milletvekili Tolga Ağar'ın da çok yakın arkadaşı. Aynı zamanda Kanal 23'te Tolga Ağar'ın da bir tane ofisi var. Şimdi bu ilişkiler yumağı çerçevesinde bizi izleyen seyircilerimizin takdirine bırakıyorum ben bu yerel medya üzerindeki baskının ne boyutlarda olabileceği konusunu. Evet. Şimdi çok önemli bir şey var Baransel, onu aktarmak istiyorum. İşte Ekşi Sözlük'teki başlığa erişim engeli geldiğinde onu haberleştirdiğimiz bir haber vardı. Erişim engeli haberimize de erişim engeli geldi 24 Mart tarihinde. Sonrasında bu olayı araştırmaya başladığımda bir şekilde gazeteci Sedat Sur'a ulaştım. Kendisi yurt dışında, yaşıyor şu an ve aktif gazetecilik yapmıyor. Gazeteciliğe devam etmiyor. Sedat'ın bir mesajı var, onu paylaşmak istiyorum. Ama o mesaja geçmeden önce sana çok teşekkür ediyor Baransel. Çok selamlarını iletiyor ve çok teşekkür ediyor bu olayı araştırdığın ve takip ettiğin için. Mesajını okuyorum Sedat'ın. O dönem duyduğum bir iddiayı haberleştirdim. Zaten daha sonra da mesleği bıraktığım için haberin devamını getiremedim. Bu konunun 2 yıl içerisinde yargı tarafından araştırılması gerekiyordu. Sonuçta biz yargı makamı değiliz. Biz iddiayı gündeme taşırız. Hukuk gider soruşturur. Eğer çok net belge yoksa bu konuda bir sonuca ulaşacak pozisyonda insanlar değiliz. Benim yaptığım da o dönemde bu iddialara aracılık etmekti. Devamında savcıların araştırması gerekiyordu. Hatta Tolga Ağar'ın kendisiyle ilgili bir şehir rivayetini kişiliği ve saygınlığı açısından en başta kendisinin araştırması ve üzerine gitmesi gerekiyordu. Bence bu olaydaki en büyük sıkıntı budur. Tolga Ağar eğer bu iddianın araştırılmasını ve isminin bu olayla anılmamasını istiyorsa, gerçekten bu olayla bir ilgisi yoksa, soruşturmanın yeniden başlatılması için yardımcı olmalıdır diye bir mesajı var Sedat Sur'un. Evet. Ben de senin aracılığınla Sedat Sur'a teşekkür edeyim. Çünkü Sedat Sur olmasaydı bugün Yeldana Kaharman'a dair iddialar bu kadar gündeme gelmezdi.
Ben o otopsi raporuna ulaşamazdım. Bu iddiaları dikkate alıp araştırma yapmaya başlamasaydım. Ve en nihayetinde bugün soruşturmanın yeniden açılmasına bu kadar yaklaşamazdık. Şimdi Sedat Sur'un söylemiş olduğu şey çok kritik. Ama bunu aslında bir savcı da yapabilir. Nasıl yapabilir? Şimdi bu soruşturma iki şekilde açılabilir. Birincisi aile talep eder. Der ki ben kızım hakkındaki şüpheli kızımın şüpheli ölümü hakkındaki iddiaların araştırılmasını istiyorum. Bu dosya yeniden açılsın der. Başvurur. Açılır. Fakat aileye yaptığım bütün aileye yönelik bütün çabalar sonuçsuz kaldı. Kendileri en son şunu ilettiler. Bunu da bu yayın aracılığıyla açıklamış olayım. Çünkü son mesajları buydu. Biz kızımızın anısının daha fazla incinmesini istemiyoruz. Çok üzgünüz. Bu olayı araştıran gazetecilere teşekkür ediyoruz ama biz bu işin bir parçası olmak istemiyoruz artık. Bunu söylüyorlar. Fakat diğer kısım daha önemli bence. Bizim açımızdan daha önemli. Çünkü ben açıkçası bütün gazetecilik faaliyetimi bunun için yapıyorum bu süreçte. Yani Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümünün üzerindeki sır perdesi aydınlansın diye yapıyorum ve bunun için de soruşturmanın yeniden açılması gerekiyor. Bu da nasıl olur? Bir savcı çıkar der ki kardeşim bu süreç içerisinde benim devlet kurumlarım töhmet altında. Adli tıpım töhmet altında. Jandarma Genel Komutanlığım töhmet altında. Benim bir milletvekilim töhmet altında. Benim adli tıp kurumumda raporu hazırlayan doktor hakkında şüpheler var. Yetmezmiş gibi kamuoyu vicdanı bu konuda rahatsız. Ve ortaya çıkan otopsi raporu bu soruşturmanın özensiz ilerletildiğini göstermekte. O nedenle bu soruşturmayı yeniden açıyorum deyip açabilir. Ve sonrasında biz hem Sedat Sur'un dile getirdiği, sonrasında Sedat Peker aracılığıyla kitleselleşen o iddiaların da değerlendirildiği bir soruşturma süreci gözleyebiliriz. Ama bunun için önce kesinlikle ve kesinlikle bütün hamlelerimizi, bütün faaliyetlerimizi bu soruşturmanın yeniden açılmasına odaklamamız gerekiyor. Bu zorunlu. Bu vurguyu niye yapıyorum Canan? Şu yüzden yapıyorum. Gerçekten sadece ve sadece Sedat Peker'in iddiaları üzerinden gittiğimizde şununla karşılaşacağız. Diyecekler ki devlet bir mafya liderinin talebiyle soruşturma başlatmaz. İyi de biz zaten o iddialar üzerinden bir şey yürütmüyoruz. Bir gazetecilik faaliyeti yürütmüyoruz. Mesela ben Yeldana Kaharman'ın kesin olarak tecavüze maruz bırakıldığını kabul ederek bir faaliyet yürütmüyorum. Tam tersi. Elimdeki otopsi raporlarına bakarak diyorum ki bu otopsi raporu ve bu savcılık soruşturması özensiz bir biçimde hazırlanmış. Ve otopsi raporunu hazırlayan doktora dair şüpheler var. Artı ihbarı değerlendirmeyip, Yelda Hanım'ın otopside tespit edilen ve başına aldığı darbeleri değerlendirmeyip bu soruşturmayı derinleştirmeyen savcıya dair de şüphem var. O zaman bu soruşturma yeniden ki savcılık dosyasında kayıt altına alınmış. 1. Otopside çekilen fotoğraflar. 2. Olay yerinde çekilen fotoğraflar. 3. HTS kayıtları ortaya çıkarılsın. Buna ek olarak bu soruşturmada Tolga Ağar'ın adı geçtiği için, Burak Soylu'nun adı geçtiği için onların HTS kayıtları da talep edilsin. Bakın bunların hepsi tamamen somut, çelişkilere dayanan, dava dosyasına dayanan ve elle tutulur şüphelerdir. Ve bu şüpheler bu soruşturmayı yeniden açmaya yetecek şüphelerdir. O yüzden bu düzlemden zorlamamız gerekiyor bu konuyu. Evet, Sedat'ın da ayrıca yani Sedat'ın da dediği gibi biz yargı makamı değiliz. Yani iddiaları gerçekmiş gibi kabul edemeyiz ki bu gazetecilikle bağdaşan bir durum değildir zaten. Ama bir gazeteci birçok kişinin aynı anda dillendirdiği bir iddiayı araştırmakla mükelleftir. Bizim yaptığımız tek şey araştırmak ve karşımızda da kapatılan bir dosya var. Tekrar açılması için çaba sarf ettiğimiz bir durum var. Dolayısıyla biz hiç kimseyi yargılamıyoruz, kimseyi zan altında bırakmıyoruz. Sadece ve sadece iddiaları ve çelişkileri araştırıyoruz. O yüzden bunu tekrarlamakta fayda var ve çok önemliydi özellikle de suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili söylediklerin. Ha ne olur? Sedat Peker çıkartır bir belge açıklar. Bakın belge diyorum. Artı. Ve bu belgenin
Ve bu belgenin doğruluğunun soruşturulmasını isteriz. Ama ya şu an için Sedat Peker'in dile getirdiği tüm iddialar maalesef Yeldana Kaharman soruşturmasının yeniden açılmasına yol açacak iddialar değil. Ve elimizde otopsi raporu ve belirli çelişkiler varken bu şüpheler varken bu şüphelere odaklanmamız gerekiyor. Sedat Peker'in iddialarına değil. Yani şeyden rahatsız değilim dediğim gibi. Bu konunun Sedat Peker aracılığıyla gündeme gelip milyonlarca insan tarafından bilinmesinden rahatsız değilim. Bilinme şeklinden rahatsızım. Yani oradan bir soruşturma açtıramayız. Mümkün değil. O klasik tabirle belki de bu ülkede onurlu görevini yapmaya çalışan savcılar vardır yoktur. Onu bilemiyorum ama şey eminim. Ya yani bu ülkede onurlu gazeteciler var. Bu Var. ülkede Evet. onuruyla mücadele eden kadın örgütleri var. Mücadele eden barolar var. Bunlar yeter ve biz bunların mücadelesi ve somut bilimsel meslek etiğine dayalı çalışmaları sonucunda biz kesinlikle bu dosyayı yeniden açtırabiliriz. Ve buralara odaklanmak gerekiyor. Peki son kapanış bölümünde neler söylemek istersin? O verdiğin mesaj çok önemliydi. HTS kayıtlarının bir an önce HTS kayıtlarının oluşması ki sen de tekrarladın bir kez daha söyleyelim. Otopsi fotoğrafları da çok önemli bu noktada. Otopsi raporundan çok aslında otopsi fotoğraflarının daha hayati önem taşıdığını söylüyor adli tıp uzmanları. Senin son söyleyeceklerin mesajın nedir Baransel? Yani şudur, Yeldana Kaharman hayatını kaybetti ve bu ölüm şüphelidir. Yeldana Kaharman intihar ettiyse bunun ortaya çıkartılması gerekiyor. Çünkü bu intihara onu sürükleyen gerekçeler de araştırıldığında bütün olay örgüsü ve ilişki ağı ortaya çıkacak. Yeldana Kaharman cinayete kurban gittiyse bu da araştırılmalı ve yine bu ilişki ağı ve bu iddialar tekrar değerlendirilip ortaya çıkarılacak. İhtiyacımız olan tek şey doğru bir yerden doğru yere basınç uygulamaktır. Ve bence otopsi raporları ve soruşturmanın özensiz bir şekilde ilerletilip apar topar kapatılması konusu bizim için doğru bir noktadır. Buradan şaşmayalım. Tehdit edildin mi? Tabii geliyor. Ne gibi tehditler Geliyor. bunlar bana sen? Ya genel olarak hani ortalama tahmin edebileceğiniz düzeyde tehditler. Müthiş bir örgütlülükle değil ama fevri bir şekilde adı geçen insanların sevenleri olarak kendini kodlayan insanlar tarafından aldığım mesajlar var. Ama benim için önemli olan kısım bu değil. Benim için önemli olan kısım şu. Bakın korku dediğimiz şey insana dair bir şey. Ya ben tabii ki korkabilirim o sorun değil ama cesaret de insana dair bir şey. Evet. Ve bizim mesleğimizde cesaret her zaman daha ağır basar. Bende de bu olay aydınlatılana kadar yani 21 yaşında gencecik bir meslektaşımın bir kadının şüpheli ölümü aydınlatılana ve kamuoyu vicdanı rahatlayana kadar ben bu faaliyete devam edeceğim. Evet. Ve öyle aldığım tehditler veyahut da geçirdiğim soruşturmalar bunu engelleyebilecek şeyler değil benim için. Evet. Onu belirtebilirim. Tabii çok önemli bir soruşturma açıldı sana. 18 Mayıs'ta değil mi? İfade vereceksin. Henüz içeriğiyle ilgili bir Evet. bilgi sahibi değilsin, değil mi soruşturmanın? Hayır, içeriğiyle ilgili bir bilgi sahibi değilim. Fakat 3 hafta önce Süleyman Soylu ile ilgili bir haberimden sonra da ifadeye çağrılmıştım. Evet. 3 aşağı 5 yukarı aynı süreç işliyor. Çünkü ben Yeldana Kaharman haberini yaptıktan sonra benim 2016'da atmış olduğum bir tweet aktröller tarafından ifşa edilmeye ve şikayet edilmeye başlandı. Yani 2016'dan beri orada duran tweet bir anda Yeldana Kaharman haberinden sonra hortlatıldı ve ertesi gün polis tarafından arandım. Çok acil bir durum olsaydı hemen gelin derlerdi zaten. Yüksek ihtimalle o tweet üzerinden biraz böyle karikatür bir soruşturma açacaklar. Ama asıl mesaj o değil. Hepimizin de anlayabileceği gibi. Yani bu tarz haberler yaptığınız sürece bu tarz soruşturmalara maruz kalacaksınız soruşturması bence. Evet, çok maalesef alışık olduğumuz bir konuda demek istemiyorum, alışmak istemiyorum çünkü. Ama onların kendi alışkanlığı haline gelmiş bir durum. Bir kez daha geçmiş olsun. Soruşturmayla ilgili de iletişimde olacağız Baransel seninle.
Çok teşekkür ederim verdiğin bilgiler için ve emeklerin için. Sen cesaret de insana dair, ben bu olayı araştırmaya devam edeceğim dedin, ama ne olursa olsun senin can güvenliğinin de sağlanması lazım. Çünkü özellikle Türkiye gibi ülkelerde gazeteciler çok riskli koşullar altında bu mesleği icra ediyorlar. Şöyle bitirebilirim ben bu konuyu kendi açımdan. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılı, yani kabul edilişin 10. yılıydı. Bunu geride bıraktık. Ve bugün şunu hepimiz biliyoruz. Eğer İstanbul Sözleşmesi uygulansaydı, tıpkı Yelda'na Kaharman gibi pek çok kadının şüpheli ölümü aydınlatın diye daha etkin bir soruşturma, daha etkin hukuki süreçler işletilecekti ve biz bugün Yelda'na Kaharman'ın nasıl öldüğüne dair herhangi bir soru işaretiyle hareket etmeyecektik. En azından bu konuda kamuoyu vicdanı daha rahat olacaktı bu konuda diyebilirim. Buradan da tekrar İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu tekrar belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bunun için de ayrıca sana teşekkür ederim Baransel. Kolaylıklar diliyorum. Desteğimiz daima seninle. Kendine çok iyi bak. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kal.